Merhaba ben Özlem. Bugün sizlere ChatGPT kullanarak nasıl SEO uyumlu içerikler üretebilirsiniz? Nasıl ChatGPT'ye doğru komutlar verebilirsiniz? Anlatacağım. Günümüzde neredeyse hepimiz bu aracı artık aktif bir şekilde kullanıyoruz. Fakat ben yine de bilmeyenler için kısaca bir özet geçeyim. ChatGPT OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir dil modelidir. Bazı insanlar ChatGPT ile üretilen yazıların güvenilir olmadığını, dolayısıyla SEO'da olumsuz etkiler olacağını savunuyor. Fakat ben kesinlikle buna katılmıyorum. Ve Google tarafından bununla ilgili paylaşılmış hiçbir olumsuz bilgi de yok. Yani bu tarz dedikodulara çok fazla kulak asmayıp nasıl en verimli şekilde kullanabiliriz bunu öğrenelim hep birlikte. Yapay zeka projelerinizi kesinlikle kullanmanızı öneririm. Eğer doğru bir şekilde komut verilerek kullanılırsa oldukça yararlı olur web siteniz için. Yani ChatGPT ile içeriklerinizi gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Bunun doğal bir sonucu olarak da web sitenizin SEO performansında iyileştirmeler sağlayabilirsiniz. Şimdi ilk önce ChatGPT'yi nasıl kullanabiliriz? Bir genel mantığını anlayalım. Yukarıda da bahsettiğim gibi doğru komut verme oldukça önemli. Öncelikle bağlamanızı bildirin. Mesela nakliyat hizmetleri veren bir firmanız var ve siz SEO içerikleri yazdırmak istiyorsunuz. O zaman şu şekilde bir giriş yaparsam ChatGPT benim ne istediğimi anlayacaktır. Nakliyat hizmeti veren bir web sitem var deyip öncelikle bağlamımı belirtiyorum. SEO uyumlu, özgün, 500 kelime civarında Adana nakliyat anahtar kelimesiyle içerik oluşturur musun diye yazıyorum sonrasında. Bu tarz bir komutla başlayabilirsiniz. Yani ilk cümlenizde bağlamınızı belirtirsiniz. İkinci ve üçüncü cümlelerde ne istediğinizi, anahtar kelimenizin ne olduğunu belirtirsiniz. Eğer istiyorsanız h2'lerinizi, h3'lerinizi yazarsınız ya da ekstra içerisine geçmesini istediğiniz şeyler varsa onları kısaca belirtirsiniz. Bu şekilde kendinize bir taslak oluşturursunuz ve Chat ChatGPT sizin ne istediğinizi anlayıp ona en uygun şekilde içeriğinizi birkaç dakika içerisinde hatta daha kısa zaman içerisinde oluşturur. Kullanmak istediğiniz anahtar kelimeler fazlaysa belirttiğim gibi ...H1, H2, H3'lerinizi de metninizin içerisinde yazabilirsiniz. Fakat ben bundan da önce hedef kitlenizin hangi anahtar kelimeleri araştırdığını... ...incelemenizi analiz etmenizi öneririm. Bunu da Google Trends ve Keyword Planner üzerinden yapabilirsiniz. Eğer Keyword Planner'ın nasıl kullanılacağını hala bilmiyorsanız... ...ekranın bir yerlerinde linki çıkacak. Oradan tıklayıp, izleyerek işlemleri sağlayabilirsiniz. Konusu açılmışken de kanalıma hala abone olmadıysanız... ...abone olmayı ve bildirimleri açmayı... Unutmayın, desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bulduğunuz anahtar kelimeleri ChatGPT'ye vererek daha hedef odaklı içerikler yazdırabilirsiniz. Anahtar kelimelerimizi bulduğumuza ve kendimizce taslak metnimizi oluşturduğumuza göre ChatGPT'ye nasıl bunu dikte edebiliriz öğrenelim. Şimdi hep birlikte ChatGPT'ye giriş sağlayalım. Eğer daha önce kayıt olmadıysanız kaydolmak gerçekten çok basit. Login yazan yere tıklayıp Google hesabınızla birkaç saniye içerisinde kaydolabilir ve ChatGPT kullanmaya başlayabilirsiniz. Buraya hıza geçiyorum çünkü gerçekten oldukça basit. Kaydolduktan sonra bu şekilde bir ekran karşılayacak bizi. Şimdi yukarıda belirttiğimi dikkat ederek örnek bir tekst yazacağım. Bağlamımı belirtip, anahtar kelimemi belirtip metnimi yazacağım şimdi arkadaşlar. Nakliyat hizmeti veren bir firmam var. Adana nakliyat. Anahtar kelimem için bir içerik oluşturmak istiyorum. SEO'ya uygun olarak özgün bir içerik oluşturmama yardım eder misin? H1, H2, H3 başlıkları da olsun lütfen gibi. Olabildiğince net bir komut vererek içeriğimi oluşturuyorum. Hatta az önce araştırıp öğrendim. Diğer anahtar kelimeleri de H2 ve H3 olarak parantez içine yazabilirim. Mesela ben H2 içerisine Adana nakliyat fiyatları, H3 içerisine de Adana evden eve yazabilirim ya da yazmadan da devam edebilirim. O tamamen size kalmış. Enter'a basalım. Birkaç saniye içerisinde gördüğünüz gibi içerik oluşturdu. İnanılmaz bir zaman tasarrufu gerçekten. Şimdi bizim yapmamız yani gereken eğer bu yazı bize yeterli gelmezse tekrar tekrar farklı komutlarla ChatGPT'nin bizi anlayarak tekrardan yeni bir içerik oluşturması. Tabii ki burada dikkat etmem gereken birkaç husus daha var. Yazımın temiz bir şekilde gelmesi için yazıyı kopyalayıp Sonra şu kısma yapıştırıp ardından tekrar kopyalıyorum. Bu sayede içeriğim sadece metin olarak geldi. İçerisinde herhangi bir yazı tipi ya da arka plan olmadan kopyaladım. Şimdi içeriye gireceğimiz sitemize bu yazıyı yapıştırabiliriz. Ve i̇şte bu kadar basit arkadaşlar düzenleme sağlaması. Fakat tabii ki ChatGPT size biraz daha günlük dilden uzak bir şekilde yazılar oluşturabiliyor. Bunun için de siz üstüne düzenlemeler yapabilir. Dili biraz daha sadeleştirebilir ya da daha kurumsal bildiri çevirebilirsiniz. Sadece taslak olarak düşünebilirsiniz chat size yazdıklarını. Ayrıca anahtar kelime oranları doğru bir şekilde verilmiş mi? Onu da kontrol etmenizi öneririm. Mesela ideal anahtar kelime oranı %1, %2 oranında olabilir. Yazının uzunluğuna göre değişse de. Siz bu oranlar doğru bir şekilde yazılmış mı? Kontrol edin. Eksikse tekrar anahtar kelime ekleyebilir. Fazlaysa gereksiz gördüğünüz kısımlardan anahtar kelimeleri çıkarabilirsiniz. Yani aldığınız gibi hamariyle kullanmamanızı tavsiye ederim. Biraz düzenlemeler sağlayın üstünde. Fakat ChatGPT genel olarak size içerik oluştururken kaliteli bilgiler sunar. Özellikle son güncellemede artık internet erişimi de açıldı biliyorsunuz ki. Bu yüzden bilgileri oldukça güvenilir. Bu da güncel konularda da içerik yazdırırken artık ChatGPT kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Tabii ki yine de sonrasında kısa bir teyit etmekte fayda olacaktır. ChatGPT kullanarak içeriklerinizin metinlerini yazdırdığınız gibi meta title'larını da yazdırabilirsiniz. Mesela onun için hemen şu şekilde bir komut vereceğim hemen örnek olması açısından. 160 karakteri aşmayan Adana Nakliye ile alakalı içerik yazar mısın? Gibi basit bir komutla meta açıklamamı da yazdırıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi onu da tam istediğim gibi bir meta açıklaması yazdı. Bunu da ben isteğime göre ufak tefek düzenlemelerle değiştirebilirim tabii ki. Evet arkadaşlar bu videomuzda chat GPT, nasıl SEO uyumlu bir içerik yazdırabiliriz öğrendik. Bunun için yapmanız gereken tek şey doğru komutları girmek belirttiğim gibi. Size sadece anahtar kelime analizi yapmak, UAS SEO, All-in-One SEO gibi uygulamalarla optimizesini sağlamak olacaktır. Tabii ki yalnızca içeriği yazdırmak ve içeriğe girmek Seon'un her şeyi değildir. Fakat ileriki videomda diğer kısımlara da değineceğim. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer herhangi bir sorunuz olursa sormaktan çekinmeyin. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.